Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine geçen video sohbetimizde Hazreti Musa'nın denizi yarma olayı nasıl oldu konusuyla ilgili sohbetimize devam ediyoruz inşallah. 8. ışıkta kalmıştık. Hazreti Musa'nın asasının yılan ve ejderha olması ne demektir? Şimdi bunun üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Araf suresi 117. ayette biz de Musa'ya asanı fırlatıver diye vahyettik. O da fırlatıverince bir de baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip toplayıp yutuyor. Yine Araf 107. ayette böylelikle Musa asasını fırlatınca anında apaçık bir ejderha oluverdi. Yine 27. surenin 10. ayetinde asanı bıraktı ve onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. Ey Musa, korkma, şüphesiz benim yanımda gönderilenler korkmaz. Yine 20. surenin 17. ayetinde sağındaki nedir ey Musa? Dedi ki o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davalarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yararlar da vardır. Dedi ki onu at ey Musa. Böylece onu attı. Bir de ne görsün, o hemen hızla koşan kocaman bir yılan oluvermiş. Dedi ki onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Yine 26. surenin 32. ayet gelmesinde bunun üzerine asasını bırakıverdi. Bir de ne görsün, o apaçık bir ejderha oluverdi. Yine 26. surenin 44. ayet gelmesinde onlar da iplerini ve asalarını atıverdiler. Ve Firavun'un üstünlüğü adına hiç tartışmasız üstün olanlar gerçekten bizleriz dediler. Yine 45'te aynı surenin böylelikle Musa da asasını bırakıverdi. Bir de ne görsünler, o uydurmakta olduklarını yutuveriyor. Yine 63. sure 26. surenin 63. ayetinde bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz hemencecik yarılıverdi ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Yine 64'te ötekileri de buraya yaklaştırdık. 65'te Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk.
Şimdi gördüğünüz gibi Kur'an'da en çok ismi zikredilen peygamber Musa peygamberdir. Çünkü bizim hayatımızda ve bütün insanların ortak özelliklerinde en çok meseleleri onunla Allah açıklamış, açığa kavuşturmuş. Asa kelimesini Kur'an iki anlamda kullanmış. Ayetlerden, verdiğimiz örneklerden anladığımız gibi. Birisi asıl asa güç ve kuvveti temsil ediyor. Bunu bir tanım olarak duvara asmamız gerekiyor. Asa kelimesi güç ve kuvveti temsil ediyor. Bu güç ve kuvveti ikiye ayırıyor Kur'an. Birisi insanların, halife olan insanların dünyadaki dayandığı güç ve kuvvetler. İkinci anlamı ise peygamberlere Allah'ın verdiği vahiy bilgilerle dayanılan güç ve kuvvet. Yani birisi dünyalık güç ve kuvvet, birisi de Allah'a dayanılan, Allah'ın emriyle oluşan güç ve kuvvettir. İşte Taha suresinin 20. ayet-i kerimesinde geçen nedir elindeki o ey Musa asandır. Ne yaparsın onunla? Dayanırım, davarlarımı yaprak sirkelim, dünyada daha birçok yararlarda onu kullanırım. At onu dediğinde kocaman bir ejderha yılan oluyor. Pardon, yılan oluyor. Ve Musa kaçmaya başlıyor. Niye kaçıyor? Musa ilk peygamberliğin ilk adımlarında bu gerçekleşiyor. Musa olayın iç yüzünü daha kavrayamamıştı. Dünyalık malını, mülkünü terk et dediği zaman, can da dahil terk et dediğin zaman, buna hazır olmayan bir insanın üzerine sanki bu soğuk bir duş etkisi yapar. Titrer, korkar, ürper ve kaçar. Ama Allah korkma ey Musa, biz onu sana tekrar geri vereceğiz derken, o verecek olduğu şeyler nedir? İşte ahiret aleminde sen canını riske koyacaksın, risk atacaksın ve ahiret aleminde ebedi bir yaşam, güzel kaliteli bir yaşam süreceksin. İşte Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesinde sevinin, müjdeleşin, Allah sizin canlarınızı ve mallarınızı cennet karşılığı satın aldı ifadesiyle ne kadar güzel bir anlatım sanatı kullanmış. İşte burada Müslümanlar dünya hayatını gözden çıkarmakla ahiret hayatını kazanıyorlar. Ahiret hayatını gözden çıkarmakla da dünya hayatını kaybedebiliyorlar. Ama bu kaybettikleri dünya ahiret hayatının başlamasıyla tekrar ödüle kavuşturuluyor. İkinci anlamdaki asa vahiy bilgiler olan asadır. Bunu kısacık özetleyecek olursak, Hazreti Musa belirli bir eğitimden sonra vahiy bilgilerle eğitiliyor ve dünya hayatında insanları köleleştiren, zulmeden, dev gibi bugüne kadar gelmiş 7 piramit, 7 harikalardan biri olan harikanın birisi Firavun'un ortaya koyduğu
piramitlerdir. O kadar dünyalık ünü, şanı duyulmuş olan bir firavuna karşı Musa'yı eğitiyor ve onu Harun'la da destek verdirerek onun karşısına çıkarıyor. İşte gidiyor Firavun'a, diyor ki Allah beni peygamber olarak gönderdi. Neydi Firavun'un yaptığı zulüm ve işkenceler? Halkı Firavun öyle almıştı, öyle zalimleşmişti ki halkı fırkalara ayırıyor. Erkek çocukları öldürüyor ve kadınları sağ bırakıyordu. Biz de arzulamıştık ki mustazaf olanları iktidar sahibi yapalım. Ve Firavun'un yapmış olduğu zulmü sona erdirelim. İşte Musa gibi bir erkek adamı Firavun'un karşısına çıkarıyor ve Firavun Musa'dan belgeler istiyor. Ve çıktığı zaman diyor ki bunu bırakalım, öldürmeyi hedefliyorlar, bunu öldürmeyelim. Bunu bir buluşma zamanı tespit edelim. O zaman içimizdeki büyücülerle o iki büyücünün ortaya atacakları bir konferans, bir diyalo ortamı hazırlayalım. Neyse anlaşıyorlar, belirli bir müddetten sonra bütün halk huzurunda Firavun'un bilgin büyücüleri de toplanıyor ve Musa ve Harun da geliyor. Karşılıklı herkes belgelerini ortaya sunacak. Buradaki asıl önemli olanın büyücü dediği, bahsettiği, bildiğimiz bugünkü insanların algıladığı, anlaşıldığı anlamda büyücü değil, bilgileriyle toplumu büyüleyen ve onları köleleştiren Firavun'un büyücüleri dünyalık ideolojilerini ortaya koyup Musa'nın getirdiği vahyi bilgileri karşısında üstünlüğünü sağlamak amacıyla bu toplantıyı yapmışlardı. Neyse, Musa, onlar dediler ki önce biz mi atalım asamızı, siz mi at dediler Musa'ya. Onlar da dedi ki, Musa da dedi ki siz önce atın. Bu da çok önemli. Çünkü bir doktor hastasını dinlemeden onun hastalığını nasıl tespit etsin? Önce onlardaki arızaları, yanlışlıkları önce tespit etmesi lazım ki onların hastalığını çözebilecek bir yöntem bulsun. İşte onlar asalarını fırlatınca Musa korktu, irkilmeye başladı. Ve dedi ki Allah, ey Musa korkma, sağ elindekini fırlatıver deyince, Kur'an uzun bir anlatılan bir meseleyi mecazi anlam kullanarak kısa bir anlatımla onların attıkları asa yılan oldu ve Musa'nın da attığı asa ejderha oldu. Bir de ne görsün, onların yılanlarını yuttu ifadesi kullanıyor. Yani Kur'an'ın buradaki kullanmış olduğu sanat, Kur'an'da müteşabi, edebi sanatlarda anlatılan mecazi anlatımdır. Yani gerçek anlamının dışında bir anlam ifade eden anlatımdır. İşte böylece Musa Firavun'un büyücülerine karşı galip gelince Firavun'un büyücüleri dediler ki
bu insan sözü olamaz. Biz de Musa'nın ilahına teslim olduk deyince Firavun dedi ki ben sizi çaprazlama el ve ayaklarınızı kesip hurma ağaçlarında zılındıracağım dedi. Onlar da dedi ki biz Rabbimize zaten kavuşmuşuz. Bizi öldürsen de Allah'la beraberiz. Diri bıraksan da Allah'la beraberiz. Artık bizim için hayatın, dünyanın hiçbir anlamı, önemi yok ifadesiyle olayları anlatmaktadır. Yani asa kelimesi bir dünyalık güç ve kuvvet anlamında kullanılan asa, bu atıldığı zaman yılan oluyor. Bir de Allah'ın peygamberlere bilgi olarak sunduğu asada vahyi güç anlamında asa oluyor. Bu atıldığı zaman da ejderha oluyor. Bütün yılanları derleyip toplayan, yutan bir ejderha. Yine sohbetimize devam ediyoruz. 26. surenin 63. ayetinde Hazreti Musa peygamberin şimdiki konumuzla ilgili olan asasını uğrarak denizi kayması ne demektir? Eğer bu ayette geçen Hazreti Musa peygamberin asasıyla denize vurduğu zaman deniz ikiye ayrılıp iman edenlere kuru bir yol açarak kurtulmuş olsalardı, yani ayette geçen ifade mecazi anlamda değil de gerçek anlamında olsaydı, aktarmış olduğumuz onunla ilgili birçok ayetleri siler süpürürdü. Bir taraftan Allah'ın insanları denemek için dünyaya getirdim diye ve denenme anında insanların suç işlemeleri işleyenleri cezalandırması doğru olmazdı. Deneme bitinceye kadar imtihan devam etmesi gerekirdi. Yine diğer bir yanlış anlama, Allah cezayı dünya hayatında insanlar aracılığıyla verip dünyada düzeni sağlıyor. Hac suresi 40. ayette onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi, yenilgiye uğratması olmasaydı manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlü olandır, aziz olandır. Yine Tövbe suresi 52. ayette de ki siz bizim için iki güzellikten birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizde size bir azap dokunacağını bekliyoruz. Öyleyse siz bekleye durun. Kuşkusuz biz de sizinle birlikte bekleyenlerdeniz. Eğer Kur'an'ın bu vermiş olduğu ayet örneklerindeki anlayış doğru olmamış olsaydı, şimdi de yanlışlıklar yapan insanlar ve toplumlar helak olup giderlerdi. Ama bir toplumun veya kavmin cezasını eğer güçleri yeter ve dünya duyarlılıkları açık ise başka toplumlar veya kavimler yerine getirerek fesadı önlemektedirler. Düşünüldüğü zaman her devlet kendi toplumları içerisindeki asayişleri kendilerinin çıkarmış oldukları bir takım yasalarla sağlamaya çalışmaktadırlar. Öyle zulmediyorlar, zulmedenler oluyor ki öldürme,
yaralama, gasp, kesme, asma, fuhuş vesaire bunların cezalarını her devlet kendilerinin koymuş olduğu yöntemlerle yasalara göre vermektedirler. Düzenlerini böyle korumaktadırlar. Fakat öyle faili meçhul cinayetler var ki bunlar devlet tarafından yakalanamadığı zaman mazlum olanın zalim tarafından yapmış olduğu zulüm, eğer ahiret aleminde Allah'ın o zalime verecek olduğu ceza olmamış olsaydı, o zaman zalimin zulmü yanına kar kalacaktı. Ama dünya üzerinde adalet ancak Allah adına iş gören ve Allah'a inanıp onun yolunda hayatını düzenleyenler tarafından ancak tesis edilebilir. Kâfir olanlar iş başına geçtikleri zaman ekini ve nesli yok ederler. Ama iman eden ve salih amel işleyenler iş başına geçtikleri zaman orayı mamur hale getirirler ve adaleti tesis ederler. Kur'an bunun örneğini Hazreti Musa ile Firavun arasında geçen olayları sembolik anlatımlarla her toplum ve her kavimlerden olan şeyleri bize haber vermektedir. Dünya üzerinde Firavun ve Musa bir tane değildir. Her an ve an Firavun ve Musa oluşmaktadır. Ve asırlardır bunlar olmuştur ve kıyamete kadar da olmaya devam edecektir. O Allah'ın bir sünnetidir. Firavun ve Hazreti Musa kıssasındaki temel özellikleri Kur'an şöyle anlatmaktadır. Şimdi ben buraya Kasas suresinde geçen Hazreti Musa ve Firavun arasında geçen olayı naklederek okuyucularla beraber düşünüp doğru bir anlayışı yakalamaya çalışmak istiyorum. Belki de konunun uzun anlatılması okuyucuları sıkabilir ama bunlar kavrandığı zaman Kur'an'daki müphem olan çok şeylerin anlaşılacak kanaatindeyim. Kasas suresi 3. ayette mümin olan bir kavim için hak olmak üzere Musa ve Firavun'un haberlerinden bir bölümünü sana okuyacağız. Yine 4. ayette gerçek şu ki Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Yine 5. ayette biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve istiyoruz ki onları yeryüzünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım. Firavun'a, Haman'a ve askerlerine onlardan sakındıkları şeyi gösterelim. Yine 7. ayette Musa'nın annesine onu emzir, şayet onun için korkacak olursan onu suya bırak, korkma ve üzülme, çünkü onu biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen kılacağız diye vahyettik. Burada vahyettik ifadesini de biraz açıklamak gerekiyor. Çünkü Kur'an'da Allah'ın insanlarla vahyetme olayı bir başka ifadeyle konuşması üç şekilde olduğu vurgulanmaktadır. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah insanlarla ya vahiyle, ya perde arkasından ya da elçi aracılığıyla konuşur. Allah kâin
kainattaki demek ki bütün insanlarla, bütün yaratıklarla konuşmaktadır. Ama her varlığa var etmesi, her yaratılanın farklı şekilde Allah'la konuşması farklı olduğunu anlaşılıyor. O zaman Allah'ın direkt var etme olayı sadece peygamberlerle ilgilidir. Allah zaten peygamberleri Ruhul Kudüs'le destekledik derken bunu anlatmaktadır. Kendi vahiy bilgileriyle onlara vahiylerini ulaştırır ve peygamberleri vahiyin güdümünde doğru bir yaşam tarzıyla hem söylem hem eylem bakımından tam bir uyum ve mutabakat içerisinde insanlara düzeltilmiş bir beşer olarak karşısına çıkarlar. İkinci olarak perde arkasından konuştuğu da Allah insanların dışındaki bütün varlıkları melek olarak tanımlamaktadır. İşte bu meleklerin hep kendisine özgü bir görevleri vardır. Her meleğin kendine özgü görevlerini bilip onları deşifre edip bilinir hale getirmeyi Allah onunla konuşma olarak algıda anlatmaktadır. Yani inkar edenler bile Allah'ı inkar etse de Allah'la konuşmaktadır. İşte bir ayette de Allah insanlardan resul seçtiği gibi meleklerden de resul seçer ifadesiyle bunu anlatmaktadır. Üçüncü Allah'ın konuştuğu insanlarda nebilerin getirdikleri vahye inananlar ve onların getirdikleri vahiyleri okuyanlar ve yaşayanlar için kullanılan bir ifadedir. Yani her Müslüman peygamberlerden aldıkları bilgileri okumakla, öğrenmekle, yaşamakla Allah'la konuşmaktadırlar. O zaman Musa'nın annesine, İsa'nın annesine vahyedilen peygamberlere vahyedilen gibi değildir. Diğer insanlara vahyedilen ilham olarak gelenlerle peygamberlere gelen vahiyler aynı değildir. Arılara vahyedilenle insanlara vahyedilenler aynı değildir. İşte bunları ayrı ayrı değerlendirip anlamak gerekmektedir. Yine Kasas suresi 8. ayette devam ediyoruz. Nihayet Firavun'un ailesi onu ileride bilmeksizin kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye şüphesiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi. İşte hüsnü tarih sanatı diye buna derler. Yani Allah sanki Firavun'un böyle bir şey biliyor da bu bildiği şeyi kendisine üzüntü olsun diye Musa'yı yanında besleyip büyütüp kendini düşman kılıyor. Musa'nın böyle Firavun'un karşısında yapmış olduğu zulmü ortadan kaldırmak için düşman kesileceğini Firavun nereden bilsindi? İşte burada Allah sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak bize izah etmektedir. Yine 9. ayette Firavun'un karısı dedi ki benim için de senin için de bir göz bebeği onu öldürmeyin. Umulur ki bize yararı dokunur. Veya onu evlat ediniriz. Oysa onlar başlarına geleceklerinin şuurunda değillerdi. Şimdi Firavun'un karısı iki övülmüş kadından birisidir. Ve Allah
Musa'yı onun eğitimiyle ağırlıkta büyüttü. Devam ediyoruz ayetlere. 10. ayette Musa'nın annesi ise yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer müminlerden olması için kalbi üzerinde sabrı ve dayanıklılığı pekiştirmemiş olsaydık neredeyse onu açığa vuracaktı. Demek ki Musa'nın annesi de bir mümin olduğu anlaşılıyor. Devam ediyoruz. 11. ayette ve onun kız kardeşine onu izle dedi. Böylece o kendileri farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Yani Firavun ailesi Musa'nın kız kardeşi Musa'nın başına gelenlerin neler olacağını gözlemek için onu farkında olmadan izliyordu. Ve kız kardeşi bunun farkında ama Musa bunun farkında değil, Firavun ailesi de bunun farkında değildi. Yine 12. ayette biz daha önce ona süt analarını haram etmiştik. Bak çok önemli. Yani Allah bir peygambere süt analarını haram ediyor. Diğer bütün peygamberlere ve kavimlerine süt analarını helal ediyor. Şimdi burada anlatılmak istenen başka bir şeyin olduğu. Acaba haram etmiştik ifadesi hangi anlama geliyor? Onu yakalamak gerekiyor. Mesela Enam suresi 146. ayette Yahudilere koyunun iç yağını ve kuyruk yağını haram ettik. Biz onlara zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Halbuki Müslüman olanlara bunlar helaldir. Neden Allah Yahudi olanlara bunları haram etsin? Yahudiler Hazreti Musa'nın getirdiği vahiy orijini dinden sapmaları, Allah'ın helal kıldığı bazı şeyleri haramlaştırmaları, Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri de helallaştırmalarına kaynaklanmaktadır. Allah onlara koyunun iç yağını ve kuyruk yağını haram etmiyor. Ama Allah onlara koyunun iç yağını ve kuyruk yağını haram ettiklerinden dolayı, kendi kendilerine yemediklerinden dolayı böyle bir ifade kullanılıyor. Yani insanlar günahı işlerse de Allah biz işlettik diyor. Bu saptırma ifadesi de aynıdır. Allah güzellikleri yapsa da onu Allah hidayete erdirdi, bağışladı ifadesi kullanıyor. Burada anlatılmak istenen Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde nasıl bir yere oturtulması gerektiğinin mutlaka düşünülmesi, Kur'an ve evren yasaları ile tartılarak ait olduğu yere konması gerekir. Allah kimseyi ne saptırır, kimseyi ne de hidayete erdirir. Allah sapmanın ve hidayete gelmenin eğilimini, donanımını ve malzemeleri insanlara verir. Halife olan insan kendi özgür iradesiyle dileyip sapıyorsa işte Allah'ını saptırdık. Çünkü bütün malzeme Allah'a aittir. Dileyip hidayete geliyorsa da Allah onu hidayete erdirdik diyor. Anlatım budur. Yine devam ediyoruz. Biz daha önce ana sütü haram etmiştik. Ben sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek bir aileyi size bildireyim mi dedi. Sanki Musa'nın kız kardeşi bu olaylardan haberi yokmuş gibi Musa'nın annesinin memelerine alışmış bir halini
tekrar memelerine alışmış anneye götürmeyi hedefliyor. Ve ona bakmayı, onun bakmasını istiyor. Böylelikle gözünün aydın olması, üzülmemesi ve gerçekten Allah'ın vaadinin hak olduğunun bilinmesi için onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler. İşte burada Musa'yı tekrar çok kıymetli olan Musa Firavun'un ailesi yanında annesini, memesini emdiğinden dolayı bilmeyen bir annelerini getirip Musa'nın öz annesiyle onu kavuşturup ve annesi onu emzirmektedir. Yani başka anaların çocuğunu emmemiş, pardon başka anaların memesini emmemiş, Musa kendi annesi gelince onu bilmiş, işte meleklerin özelliği de bu, bilmiş ve annesinin memesini emmeye başlamış ve dolayısıyla bakımını Musa'nın kendi öz annesi üstlenmiş. Ama Firavun ailesi bundan maalesef habersiz. Yine 15. ayette, pardon 14. ayette o ergenlik çağına ulaşıp olgunlaşınca ona hüküm ve hikmet ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanların ve böyle ödüllendiririz. Halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi. Orada kavga etmekte olan iki adam buldu. Bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. Sonra bu şeytanın işindendir. O gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır dedi. Şimdi 14. ayeti tekrarlayarak buradaki olayı kavramaya çalışalım. O ergenlik çağına ulaşıp olgunlaşınca ona bir hüküm ve hikmet ve ilim verdik. Ve biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz. Daha önce bahsettiğimiz gibi insanların, Adem'in cennetten çıkarılması dünya hayatında ergenlik çağına gelmesiyle mümkün olmaktadır. Yani günahsız bir ortamdan, denenilmeyen bir ortamdan, sevap işlenmeyen bir ortamdan, günah işlenmeyen bir ortamdan, günah işleyen ve günahından dolayı sorumlu tutulan bir döneme geçişini kuran Adem'in cennetten çıkarılışı olarak tanımlamış. İşte Musa'ya ergenlik çağına gelince Musa görülüyor ki ilim ve hikmet verdik derken Musa olayları İbrahim gibi algılamaya başlıyor. Doğrularını ve yanlışlarını sorgulamaya başlıyor. Onu Firavun ve zalimlerin eğitiminden farklı bir eğitime doğru kendisini yöneltiyor. Ve Allah da ona yollarını açmaya başlıyor. Bakalım yollarını nasıl açacak, ona bakalım. İşte orada bir adam öldürmesi bir yanlışı yapmasıydı. Allah'ın öldürülmesini istemediği bir adam öldürmesiyle Musa büyük bir suç işlemiş oluyor. Yine 16. ayette dedi ki Rabbim gerçekten ben kendi nefsime zulmettim. Bak düşünebiliyor musunuz? Ayette bu nasıl açıklanıyor? Artık beni bağışla. Böylece onu bağışladı. Şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Yani Musa mesele olan insanın günah işlememesi değil, günahında ısrar etmemesidir. Yapmış olduğu bir günahın bedelini tövbe ederek ve Allah'ın
Allah'a sığınarak anlamaya başlıyor artık. Dedi ki, Rabbim bana verdiği nimetler adına artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım. Yani yolunu, yöntemini artık Musa belirliyor. Böylece şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı. Derken bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kişi kendisine yardım için bağırıyor. Musa ona dedi ki, sen açıkça bir azgınsın. Yine 19. ayette sonunda ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isterken adam da dedi ki, ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun. Islah edicilerden olmak istemiyorsun. Yine 20. ayette şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki, ey Musa, önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler. Artık sen çık git, gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim dedi. İşte bu da öyle sanıyorum, imanını gizleyen bir adam diye bahsedilen adamdır. Yine 21. ayette böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çekip gitti. Rabbim zalimler topluluğundan beni kurtar dedi. Yine 22. ayette Medine'ye doğru yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltip iletir dedi. Medyen'e 28. surenin 23. ayetinde Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanları su başına götürmekten çekinen iki kadın buldu. Dedi ki, bu durumunuz ne? Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulayamayız. Babamız yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır dediler. Yine 24. ayette hemen gelip onların sürülerini suladı. Sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki, Rabbim doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım. İnsanlar devamlı güzellik işlediklerinde onları daha güzel güzelliklere götürmeyi insana ilham veriyor. İnsanlar da yine bir kötülük işlediklerinde onları daha çok kötülüklere işlemek için de imkan veriyor. İşte bu her iki halden insan kendini değiştirmek isterse ya kafir olan Müslüman ya Müslüman olan da kafir konumuna geçebilmektedir. Ama genelde hep insanlar o temelin üzerine hayatını bina edip anlamlaştırmaktadırlar. Yine devam ediyoruz. Çok geçmeden o iki kadından birisi utana utana yürüyerek ona geldi. Babam bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o korkma dedi. Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun. Demek ki bu önemli bir kişi ki Musa'nın durumunu anlamış. Yine aynı surenin 26. ayet gelmesinde kadınlardan biri dedi ki, ey babacığım, onu ücretli olarak tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli
güvenilir biridir. 27. ayette dedi ki, doğrusu ben 8 yıl bana hizmet etme karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet 10 yıla tamamlayacak olursan artık o senden. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. Beni de inşallah salih olanlardan bulacaksın. Musa dedi ki, bu benimle senin aranda bir sözleşmedir, anlaşmadır. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsen artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah söylediklerimize vekildir. Böylelikle Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca Tur tarafından bir ateş görüldü. Ailesine siz durun. Gerçekten bir ateş gördüm. Umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. Yine burada son konuyu ayetler içerisinde geçen özetlemeye çalışalım. Musa yine Allah olayları sebebi bilinen bir olay daha güzel bir sebebe bağlayarak anlatmakta. Musa Firavun kavminden kaçınca hasbelkader Şuayb peygamberin yanına gidip orada 8-10 yıl eğitim görüyor. Aslında bir peygamberlik eğitimiydi bu. İşte ailesinden yani belirli bir çalışma ve ücret karşılığı tutmuş olduğu Musa aslında Hazreti Şuayb peygamberin peygamberlik kültüründen istifade etti ve evlendikten, nikahlandıktan sonra da oradan ayrıldı. İşte oradan ayrıldıktan sonra artık Musa öyle olgunlaşmış hale geliyor ki artık peygamber olma konumuna gelmiş ve bu konuyu burada noktalayarak üçüncü bir video sohbetinde bunu anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Kasas suresi 30. ayette kaldık. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun der. Allah'a emanet olun diyorum.